aslında. Ama şu durumda Pereira'ya, hani diyoruz ya kime yazar? Şu anki durum Pereira'ya yazar. Net bir şekilde. Ki sezon başından beri hani sadece Fenerbahçe'yi yorumlayanlar ya da Fenerbahçe'yi destekleyenler yapmıyor bu eleştiriyi. Futbolu takip eden, futbolu izleyen, Fenerbahçe'yi izleyen herkes Pereira üzerinden yapıyor eleştiriyi. Herkes, yani istisnasız herkes aşağı yukarı farklı cümlelerle benzer şeyleri söylüyoruz. Hani bu kadar diretmesi, ya en başında, en basit örneği, kulübün başkanı bile artık bu eleştiriyi yapıyor. Evet. Hani belki sezon başında, hani bundan birkaç hafta önce Ali Başkan böyle konuşmuyordu. Hani bir şekilde arkasında durmaya çalışıyordu teknik direktörün. Ama baktı ki yani işin içinden çıkılacak gibi değil. Gibi bir durum değil. Yani hocanın da, Pereira hocanın da ya bu kadar inat etmesi, bu kadar diretmesi doğru değil. Ve maçlardan sonra sanki kendini kurtarırcasına yaptığı açıklamalar da doğru değil. Fenerbahçe'nin teknik direktörü böyle açıklama yapmaz. Nasıl yapmalı? Fenerbahçe girdiği her platformda, her kademede, her turnuvada, her yerde en iyisini yapmak zorunda. Ha, yapmak zorunda derken en iyisini yapmak için oraya girer. Ha, yaparsın yapamazsın. Futboldur bu, kaybedebilirsin. O başka. Ama bunun için uğraşırsın. Şimdi şunu dememeli. Antwerp maçından sonra diyor, biz o level'da değiliz. Hangi level'dasın? Yani nasıl o level'da değiliz? Bizim takımımız genç bir takım diyor. Genç bir takım derken aslında yeni bir oluşumdan bahsetmeye çalışıyor anladığım kadarıyla. Belki orada bir tercüme hatası vardı. Genç takım falan değilse, sen yeni takım da olsan senin elindeki oyuncular o seviyelerde defalarca kez oynamış. Ama sen inat ediyorsun. 3-4-3 oynayacağım. Ya tamam oyna. 3-4-3 de oyna. Kabulümüz. Ama oyna. Senin oyuncu grubun 3-4-3'ü şu an oynayamıyor. O oyuncuları oynatmıyorsun. 3-4-3'ü oynayacak oyuncuların var mı senin? Var. Onlarla oyna. Samuel'le, Ferdi'yle olmaz, olmuyor. Çünkü bu sefer o iki oyuncudan da istediğin maksimum verimi alamıyorsun. Hücuma mı gitsinler, defansa mı gelsinler? Bu iki oyuncu da ofansif oyuncu. Ferdi de o sayede ofansif oyuncu. 4-1-4-1 oynasa oynarlar ya, dörtlünün sağında solunda. Evet, sağında solunda oyna. Doğru. Evet, aynı görüşte. Sürekli bir mazeret üretiyor. Kendini olayın içinden sıyırmaya çalışıyor. Anlam da veremiyoruz. Alanya maçından sonra dedi ki, rakip dedi yarım puan hak eden bir oyun oynamadı dedi. Onu da söyleyeceğim. Ya Fenerbahçe teknik direktörü kaybettiği bir maçtan sonra şu açıklamayı yapmamalı. Rakip 3 kere kalemize geldi, ikisi gol oldu. Demek ki hocam bir sıkıntı var. Sen bu sistemi oynarken rakip senin kaleni 3 kere gelip 2 tane gol atıyorsa demek ki sıkıntı var. 7 kere gelse 5 gol atacak o zaman. Dediği doğru canım. Yok, şimdi Sergen de söyledi canım. Sporting maçından sonra. Sergen hocanın tesadüfi goller yedik dedi. Ama yani sonuçta. Tamam, Sergen hocanın da açıklaması bana sorarsanız o da yanlış. Mesela Beşiktaş maçına gelince konuşuruz onu, oraya girmeyeyim de şimdi. Yani büyük takım teknik direktörleri, çünkü arkalarında çok büyük bir kitle var onları dinleyen. Onların söylemleriyle bir şekilde düşünce tarzlarını belirleyen bir kitle var arkalarında. Yani karamsar bir tablo, gerçekçi olmak başka bir şey Aykut. Ama karamsar olmak başka bir şey. Şimdi iki teknik direktör de Avrupa Ligi'nde oynadığı maçlardan sonra çok karamsar açıklamalar yaptı. Yapmayacaklar. Çünkü bir de şöyle bir durum var Avrupa Ligi'nde. Sezon başından beri söylüyoruz ya, şampiyonlar, yani ülke puanımız düştüğü için önümüzdeki sezonlarda Şampiyonlar Ligi'ne, UEFA'ya daha az takım gidebilir. Puan toplamamız lazım. Şimdi böyle bir durumda bile alacağı her puan, 3 takımımızın da, Galatasaray'ın da, Fenerbahçe'nin de, Beşiktaş'ın da alacağı puanlar, galibiyetler sadece onları ilgilendirmiyor. Bütün Türkiye'yi ilgilendiriyor. Bunu da düşünerek hareket etmeleri lazım. Evet. Muhtemeli ver. Fenerbahçe'nin muhtemelini. Ama bir de bir şey gerçek var.
Şimdi Ceyhun da bir futbol takımı içinde yer alıyor. Bugünkü Fenerbahçe takımında bir oyuncusu olduğunu kabul edelim. Şimdi sana yönetim, tabii bu araştırmadan yapılmış bir şey, bir hak vermiş. Demiş ki bazı oyuncuları alalım. Sen kimi aldırmışsın? Doğru mu stoper olarak? Şimdi bir de aldırdığın adam şu: Rossi, Berisha, Crespo, Meyer. Eğer Ceyhun gibi takım içerisinde etkili olan isimler, Mesut Özilmiş, artı Pelkas gibi oyuncular, bu dört oyuncunun kendilerinden yeterli olduğunu bilmediği halde Pereira'nın bunlara yer vermesinden rahatsız olurlar. Ya benden iyi değil bu oyuncu. Neden bu dört tane oyuncu aldın? Efendim çok koşuyorlar, iyi mücadele ediyorlar. E sen o zaman yaratıcı oyuncu nerede? Levent abi iyi oynasalar, evet, o performansı verseler razı. Onlar razı olurlar. Meğer ortada ben, yok. Crespo ortada yok. Yok. Çok net bir şey söyleyeceğim. Ben Mesut'un, yani kimse kusura bakmasın, ben Mesut'un sakat olduğuna şahsen inanmıyorum. Son maçta darbeye bağlı sakatlıktan dolayı kadroda olmadığı bir açıklaması vardı, hatırlarsınız. Lig maçında. Ben inanmıyorum. Doğrudur, futbolcu olarak bilir, hissedersin bunu. Yani çünkü diyor ki yani adam oyuna girmek istemiyor. Mesela bak şimdi Beşiktaş'a gelince de bir şey söyleyeceğim. Dün gözden kaçan bir olay oldu. Unutmadan söyle şimdi abi. Unutmadan söyleyeyim. Şimdi oyuna Alex Texer ile başlamadın. Fenerbahçe'yi konuşmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Edeceğiz. Bu aklımdayken şimdi Alex Texer oyuna geldi. Josef de Souza'ya dedi ki her şey bitmiş dedi. Nedir onun adı? Oyuna giriyorum. 3-0'dan sonra giriyor oyuna. Yani devre arası gönülsüz, isteksiz. Anlatabiliyor muyum? Bu hareketi yapıyor. O bir hareketi yapıyor. Bak vücut diline bak, ben maçı seyrediyorum. Ve bir şeyler söylüyor Portekizce. Şimdi Oğaz okumayı söylesen şöyle söyleyecek. Ya maç zaten 3-0 olmuş. Kaybetmişiz. Bitmiş diyor her şey. Bak Alex Texer'e. Beni oyuna alıyorsun diyor. Şimdi bak ifadeye bakarsan benim algıladığım bu. Lütfen o saniye alsınlar. Devre girdikten sonra yuvarlağın gelirken santra çizgisinin orada. O hareketini, o söylemini baksın. Ha, çevirirsiniz şu oldu bunu. Ama ağzını lütfen, ağız okuyan insanlar ağız okumasının ne dediğini çözsünler. Portekiz. Ama vücut diline baktığım zaman adam mutsuz. İşin bittiğini eliyle yapıyor. Ne olacak? Böyle yapıyor. Bitmiş diyor falan. Tamam mı? Bir şeyler söylüyor. Sonra da böyle yapıyor falan hikayesi. E şimdi 3-0'dan sonra Alex Texer'a girmez. Alex Texer'a elinde hazırsa oynar. Ama şimdi ben de Beşiktaş'a gelince söyleyeceğim, söylerim demiştim ama madem konu açıldı söyleyeyim. Sergen Hoca, o da Sergen Hoca'nın şeyleriyle, söylemleriyle alakalı. O oyuncuya sirayet eder.